Değerli misafirler, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları. Birinci, Akdeniz Çağdaş Kültür ve Sanat Diyarı'na hoş geldiniz diyorum. Aslında bu etkinlik Nisan ayında planlanmıştı. Ama asrın felaket olarak adlandırdığımız Kahramanmaraşlı depremler sonrası bugüne geldi, bugüne denk geldi. Ben öncelikle tüm sanatçılarımıza, koordinatörümüze, Akdeniz Çağdaş Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı kurucu başkanına, mütevelli heyetine, sanatçılarımıza, çok önemli sanatçılarımız var resim konusunda ve sanata dair her konuda fikri bulunan çok kıymetli sanatçılarımız var. Ben hepsine hoş geldiniz diyorum sizler adına. Evet. Akdeniz havzası çok mümit bir havza. Ekrem abinin deyimiyle hem Akdeniz'in bu tarafı dediğimiz İslam coğrafyasını hem de diğer tarafı Hristiyan coğrafyayı birleştiren ortak bir kültürün oluştuğu yüzyıllar boyunca etkileşimin sürdüğü bir coğrafya ve ne çıkarsa da sanat adına, kültür adına, gelişmişlik adına bu coğrafyadan kaynaklanmıştır. Kurulan vakıfla ki vakfın ilk haberini 2 yıl önce almıştım. Çalışmalar başlıyordu. Bu tüm kadim coğrafyayı kültürel anlamda etkileyecek bir vakıf kurulması çalışmaları ne yazık açık söyleyeyim bana hayalci gelmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada onun gerçekleştiğini görüyoruz. Birincisini yapıyoruz Biyaneli. Resim konulu, çağdaş sanat konulu bir yani. İnşallah bunu yine vakfın düzenlediği farklı alanlarda müzik bunların birinde. Yerel onlar bunların biri. Bir yerelde izleyecek. 2 yılda bu etkinlikleri vakıf yapacak. Biz de ortak olmaktan büyük onur duyarız. İnşallah biz de bu etkinliklere ortak oluruz. Özellikle fiziksel travma yanında psikolojik travmada yaşandığımız deprem sonrası normalleşme adımlarını attığımız bir ortamda bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. İnsanlar bir taraftan fiziksel olarak biz toparlanmaya çalışırken bir taraftan da mental olarak toparlanmamız gerekiyor. Unutmayacağız ama içinde yaşamadan travmayı atlatmamız lazım. Hayatımızın, günlük hayatımızın her saniyesine, her noktasına travmayı taşımadan unutmayacağız, ders alarak geleceğe bakacağız ama bir taraftan da psikolojimizi düzeltmemiz lazım. İşte bu anlamda çok önemli bir etkinlik. Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta 2023 Tarım Ekspo'su açıldı. Bu etkinliklerin ilk başta tasarlanış amaçları farklıydı ama geldiğimiz noktada farklı vizyonlara, farklı amaçlara hizmet eder hale geldi. Bu anlamda Ekspo'yu da çok önemsiyorum. Bir şekilde bizim sosyalleşmemiz, deprem sonrası yaşadığımız psikolojik travmayı atlatmamız, sanatla, kültürle, etkinlikle bu travmayı aşmamız gerekiyor. Bu anlamda da çok önemli buluyorum. Ben bizi bu etkinliğe dahil eden, bu etkinliğin Afşin'de yapılmasını sağlayan vakıf yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bizi yalnız bırakmayan tüm genel basına, ki Kahramanmaraş merkezli basın özellikle yanımızda, Anadolu Ajansı yanımızda. İnşallah TRT Haber yanımızda olacak. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum.